Şöyle söyleyeyim, şimdi namazlarımızı tabii hiç kaçırmamamız gerekiyor ama kaza namazı diye bir şey var mıdır? Tabii ki yani, ama sahibi kabulü, tertipse. Kabulü ne derecede? Yani tabii namaz gitmiş oluyor orada yani. Olmuş ama yani her rekarda eğer sahibi tertipse kaza namazını kılması gerekir. Yani muntazam namazını kılıyorsa, aksatmadan kılan birisi ise mutlaka kazasını kılması lazım. Ama zaten namazı geçirmek bir felakettir. Yani düşünemiyorum. Yani mutlaka saati kuracak, olağanüstü tedbir alacak. Yani bunu çok hayati bir konu olarak görecek. Mesela bazı tipler var, esniyor, normal yatıyor. Uyanırsa uyanır, uyanmazsa uyanmaz. Mesela öğlen kalkıyor, ooo diyor, uyumuşsuk falan diyor, bilmem ne falan böyle. Öğle namaz kılmak olur mu? Sana sabah 10 milyar vereceğiz deseler sabah namazına kalktığında, o adamın nasıl namaza kalkacağını herkes bilir değil mi? Ya mümkün mü onu kaçırmaların, Beril Hocam namazı sence? İnsanlı. Yani Allah'ın izniyle imkansız yani. Yani. Namaz hepsinin üstünde çok önemlidir. Bakın cehennem ehline soruluyor. İlk sorulan soru bu. Sizi buraya düşüren nedir deniyor. Buraya neden geldiniz diyor cehenneme. Cehennem ehline soruyorlar. Biz diyorlar namaz kılanlardan değildik diyorlar. Bir, ilk madde bu. İlk açıkladıkları bu. Namaz dinin direğidir. Çok hayati bir konudur. Ne kadar güzel, ne kadar ferah. Ama vesvese yapmadan, kolaylıkla böyle, sevinçle, zevkle ilk bulduğu yerde kılması lazım. Yani işte hangi odada kılayım, nerede kılayım, abdestim oldu mu, olmadı mı? Bu çok şeytanın eline düştü demektir. Olmaz. Son derece ferah ve rahat böyle güzel açılacak, ferahlayacak abdest alıp değil mi? Namazını kılacak. O zaman hayatına bereket gelir, ömrüne bereket gelir, aklına bereket gelir. Beyni gelişir. Bunalıma girmez. Uyuşturucunun eline düşmez. Her şeyinde bir başarı, bir muvaffakiyet açık açık görülür. Derin anlayış gücü verir Allah. Mümin olmanın, Müslüman olmanın hazını tadar. Çünkü bak Hazreti İbrahim'den aynı konumda olmuş oluyorsun. İbrahim aynı kılıyordu. Yani bizim kıldığımız namaz Hazreti İsa'nın kıldığı namazdan aynıdır. Yani onlar farklı namaz kılıyorlar zaten değil. Yani tıpatıp aynıdır. Hatta Tevrat'ta da geçer. Yani rükû vardır, secde vardır ve kıyam vardır. Namaz kılan Museviler var. Onların filmini göstereyim ben size bir ara. Normal kıyamda duruyor. Tevrat'tan parça okuyor. Rüküye eğiliyor ve secdeye giriyor. Namaz kılıyor tabii. Yani çok kadim bir ibadettir. Ta Hazreti Adem'den beri hiç değişmemiştir. Aynıdır. Onun için Allah Kur'an'da yani detay detay anlatmıyor namaz kılmayı. Biliniyor zaten. Ama Peygamberimiz hadislerde çok detaylı kapsamlı anlatmıştı. Yani detaylar kendi bir karmaşıklık olmasın diye.